Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün 10 numara bir mantı tarifi paylaştım sizlere. Hem yapımı çok basit hem de canınız istediği zaman şipşak hazırlayabilirsiniz. Lütfen deneyin. Gerçekten de çok lezzetli. Eminim canınız istediği zaman hemen bu mantı tarifini yapıp afiyetle yiyeceksiniz. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Gönül rahatlığıyla mantı tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle bir kaseye bir tane yumurta, bir çay kaşığı tuz, yarım bardak su ve ardından da toplamda 2,5 bardak un ilavesi yaptım. Mantı hamuru için gerekli olan malzemelerin tamamını ilave ettim. Şimdi yaklaşık olarak hamuru 5-6 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Sert bir hamur olması gerekiyor. Kıvamı önemlidir. Ölçülerim tamdır. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de 10 numara bir mantı olacak. Canınız istediği anda hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. En sevdiğim tariflerimden bir tanesidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada beni hangi şehirden izliyorsunuz veya hangi ülkeden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamuru yaklaşık olarak 4 veya 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi dinlenmesi için hemen bir kaseye alıyorum veya buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. Hatta buzdolabı poşetine koyarsanız çok daha kolay açacaksınız. Mantı hamuru dinlenirken ben de şimdi hemen iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 150 gram orta yağlı dana kıyması var. Çay kaşığın ucuyla karabiber ve yarım çay kaşığı tuz. Ardından da çok küçük bir soğan ilavesi yaptım. Yarım soğan da kullanabilirsiniz. Soğanları küçük küçük doğramak önemlidir. Bütün malzemeleri ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 30 veya 40 saniye boyunca ellerimle güzelce yoğuracağım kıymayı. Ne kadar çok güzel yoğurursanız o kadar lezzetli olacak. Mantı hamuru yaklaşık olarak 25 dakika boyunca dinlendi. Şimdi hemen undan yardım alarak yaklaşık olarak 48 veya 50 santim civarında açacağım. Gerektiğinde un kullanabilirsiniz. Tabii ki de biliyorsunuz mantı hamuru sert oluyor. Tam istediğim, tam olması gereken bir kıvamda şu anda hamur. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki açma işleminde zorlanabilirsiniz. O yüzden de mutlaka ve de mutlaka 25 dakika boyunca hamurun dinlenmesi gerekiyor. Bu önemlidir.
Hamur artı 48 santimetre çapında açtım. Şimdi böyle bir alet var. Eğer böyle bir alet yoksa tabii ki de göz kararı olarak bıçakla da kesebilirsiniz. Bu arada bu aleti her yerde bulabilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bu aleti kullanırken kullanırkenki zemin çok önemlidir. Eğer doğru bir zemin olmasa tam kesmiyor. Eğer tam kesmezse mutlaka bir bıçakla da üstünden geçmeniz gerekiyor. Bu önemlidir. Ben hiç dışarıdan hazır mantı almıyorum. Evimde kendim yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi işte bu kadar basit. Ölçülerim tam ölçülerdir. 2 kişilik bir tariftir ancak duble bir tariftir. Hatta 3 kişi bile doyabilir. Canınız istediği zaman bu ölçülere göre hiç gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Bu ölçüler tam ölçülerdir. Bu ölçülere göre hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Ve artık kapatma işlemini yapıyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi kapatma işlemi de bu kadar basit. Zaten elinizi aldıktan sonra hamur sizi yönlendirecektir. İlk defa yapacak olan izleyicilerim bu tarife göre mantıyı çok kolay bir şekilde yapacaktır. Hemen hızlı bir şekilde kapatıyorum. Bu arada hemen bir tabaklık tarifi sunumu göstermek istiyorum sizlere. Hava şu anda kararmak üzere. O yüzden bir tabağı hemen yapıp sizlere göstereceğim. Yani bir kişilik olan mantıyı hemen hızlı bir şekilde hazırlayacağım. Fokur fokur kaynayan tencerenin içerisine bir miktar tuz ilavesi yaptım ve hemen mantının yarısını kapattım. Yani burada bir kişilik var. Hemen tencerenin içerisine alıyorum. Bu arada ocağın altı açık, yüksek ateşte. On iki dakikanın içerisinde mantılar hazır olacaktır. Ben şimdi hemen bir tavanın içerisine bir miktar tereyağı koydum. Tereyağının da erimesini bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle birbirine yapışmadı. Hemen gerçekten de çıpçak canınızı istediği zaman mantınızı hazırlayabilirsiniz. Aradan 10-12 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi mantılar çok güzel pişti ve de kesinlikle de dağılmadı. Hemen bir tabağa alıyorum ve yan tarafta da birazcık tereyağı eritmiştim. Hemen bu tabağın içerisine bir yemek kaşığı kadar, hatta bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilavesi yapacağım. Ondan sonra da sunumumu yapacağım. Tereyağını eritmiştim. Hemen bir tatlı kaşığı kadar eritmiş olduğum tereyağını ilave ettim ve karıştırdım. Bol sarımsaklı yoğurt ilavesi yaptım ve ardından da salçalı tereyağlı sos ilavesi yapacağım. Bu arada tereyağını erittikten sonra azıcık biber salçası ve çok az domates salçası, bir miktar da haşlamış olduğum mantının suyundan ilave ettim. Kaynattım, kırmızı toz biber de ilavesi yaptım ve hemen bu şekilde tabağa aldım. Ve artık mantımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir tabak oldu. 10 numara bir mantı tarifidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir.
Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu mantı tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.